İyi akşamlar. EkoTürk'tesiniz. Ana Haber başlıyor. Haftayı kapatıyoruz. Haftayı kapatırken borsalardan, piyasalardan ve bankacılık çevrelerinden haberler var. Bütün bunları gün boyunca konuştuk ama Ana Haber'de de konuşacağız. Ayrıca son seansta da konuşma şansımız olacak. Bugün Ana Haber'de birinci bölümde Serdar Pazı bizimle birlikte olacak. Thrive Yatırım Araştırma Direktörü Serdar Pazı ile borsayı kapatacağız. Borsanın kapanış rakamıyla birlikte bankalarda kur korumalı mevduata getirilen faiz üst sınırının kaldırılması girişiminin ne anlama geldiğini ya da bunun ne gibi sonuçlara yol açabileceğini konuşacağız. Çünkü bankalar arasında bir yeni faiz yarışı başlarsa bu neyi ifade eder? Yatırımcı açısından neyi ifade eder? Mudiler açısından neyi ifade eder? Bankacılık sektörü açısından neyi ifade eder diye soracağız. İkinci bölümde Profesör Doktor Coşkun Küçüközmen'le konuşacağız. İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi. İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Coşkun Küçüközmen'le Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın aldığı kararlar başta olmak üzere Çin'e kadar uzanacağız. Çin ekonomisine uzanarak oralardan da bazı konuları konuşmaya çalışacağız. Neler var derseniz bugün itibariyle borsada pandemiden bu yana en kötü ilk çeyreği yaşıyoruz şu anda. Ocak, Şubat, Mart bitti. Dolayısıyla en kötü ilk çeyreği yaşadığımızı biliyoruz ve Borsa İstanbul'un da tüm dünya borsaları arasında, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsaları arasında en kötü performansı sergileyen 3 borsa arasında geldiğini biliyoruz. Sondan 3. Dolayısıyla Borsa İstanbul'un bundan sonraki hedeflerini tayin etmek bakımından üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesi. Serdar Pazı ile bunları konuşacağız. Çin'den gelen 2 haber var. İkisi birbiriyle bağlantılı. Birinci haber, Çin, Amerikalı çip devi Micron Technology hakkında bir dijital güvenlik incelemesi yapıyor. Bu şu anlama geliyor. Bu şirketin üretiminde ortaya çıkan sorunları konuşacak. Bunun Çin'in güvenliğine yönelik herhangi bir kaygı eşiği oluşturup oluşturmadığını anlamaya çalışacak Çin. Aynı süreç içinde bu soruşturma başlarken Elon Musk Çin'e gidiyor. Çin'e sürpriz bir ziyaret yapacak. Bu sürpriz ziyaretin hem bu çip meselesiyle ilgili olduğu tahmin ediliyor. Çünkü Elon Musk dünyanın önemli çip üreticilerinde aynı zamanda ortak pozisyonda bulunuyor. Ayrıca Elon Musk'ın bugün gazetelere de yansıyan bir haberi var. Bu habere göre bildiğiniz gibi yapay zekanın ileride insanlığın gelişimini engelleyebileceği, dolayısıyla yapay zekanın kontrol edilmesi gerektiğini ve bir regülasyona bağlanması gerektiğini söylüyor. Tabii yalnızca Elon Musk bu konu üzerinde durmuyor. Aynı zamanda Bill Gates de benzeri eleştirileri dile getirmişti. Yani yarın daha geç olmadan insanlığın bunun önüne geçebilecek bazı önlemler alması gerektiğini söylüyor. Dünya belki de bunu uzunca bir süre tartışacak. Irak'la Türkiye arasındaki petrol krizinde maalesef henüz bir çözüm bulunabilmiş değil. Irak'ın Türkiye'ye sattığı günlük 450 bin varil petrolün kısıntıya gitmesi ya da kesintiye gitmesiyle birlikte Türkiye petrol ihtiyacını spot piyasalardan ve diğer kaynaklardan temin etmeye çalışıyor ama petrol fiyatlarındaki artışı engelleyemiyor. İç piyasa için söylüyoruz. Irak eğer masaya oturursa, yeniden müzakere masasına gelirse, Kürt özerk bölgesindeki petrolün Irak yönetimi üzerinden, Irak Merkez Bankası'ndan geçerek Türkiye'ye girmesi sağlanabilirse her şey normale döner. Aksi halde bu krizin uzunca bir süre devam edeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü söz konusu karar bir tahkim mahkemesi kararı. Tahkim mahkemesi Türkiye'yi haksız buldu ve Irak'ın haklarını tazmin edilmesi gerektiği konusunda da bir karara vardı. Türkiye'de alınan bir karar var. Mevduat faiziyle ilgili. Mevduat faizinde kur korumalı mevduatta faiz üst sınırı kaldırıldı bugün itibariyle. Bu şu anlama geliyor. Bankalar bugünden itibaren faiz konusunda birbirleriyle çok çetin biçimde kıyasıya yarış yapabilirler. Faiz yarışı elbette kötü bir yarışa dönüşebilir. İşte bunun önüne geçilmesi için neler yapılması gerektiğinde yine Serdar Pazı ile konuşacağız. Finansal piyasalara bakalım, para piyasalarına. Dolar TL 19.18'de hatta 19.19'u gördü. Yukarı doğru hareket ediyor. Bugün Türk lirası dolar karşısında son derece kötü bir performans ortaya çıkarıyor. Türk lirası ama diğer gelişmiş para birimleri karşısında daha iyi durumda. Euro TL 20.92'de aşağı doğru gidiyor Euro Türk lirası karşısında. Pound TL'de 23.79'dayız. Orada da Türk lirası Pound'u önünde, daha doğrusu Pound'a göre daha güçlü. Frank TL'de 21.05'deyiz.
Frank da Türk lirası karşısında bir miktar değer kazanmış durumda. Euro dolar paritesi dün 1.09'u gördük. Tekrar 1.08'e doğru geldi. Şu anda yönü aşağı doğru. 1.07'yi görmez. Elbette pazartesi günü göreceğiz. 1.08.96'da pazartesi 1.07'ye doğru bir iniş yapabilir. Yumuşak inişten bahsediyoruz. Dolar endeksinde 102.29'dayız. Yukarı doğru hareket ediyor. Dolar endeksi kendini 101'e indirmeden ya da 101'e inmeden 102'nin üzerinde tutmaya çalışıyor. Altına bakalım. Altın 1977 dolarda ons altın ve yönü aşağı doğru. Gram altın yukarı doğru gidiyor çünkü Türk lirası dolar karşısında bugün değer kaybettiği için dolar etkisi dolayısıyla gram altın yukarı doğru gidiyor. Biliyorsunuz gram altını etkileyen faktörler arasında önemli faktörlerden biri kur. Elbette onstan etkileniyor ancak kur onun üzerinde daha farklı bir etki ortaya çıkarıyor ve bugün itibariyle gram altın 1220 lira. Brent petrol 79 dolar 64 sent 80 doları görmesi an meselesi. NYMEX'te 75 dolar 30 sentteyiz. Orada da yön yukarı doğru hareketini sürdürüyor. Baltic Dry Endeksi dünyanın barometresi 1403 puanda aşağı doğru hareket ediyor. Bugün çok az bir kayıp var. 0.28 ama yine de bugünü artıda geçirmesi beklenirken maalesef beklenen olmadı. Borsa İstanbul'u birazdan hep birlikte göreceğiz. Kapanış rakamını 5000'in çok çok altındayız. 4800'lerin biraz üzerinde bir rakamla kapatacağız. Eğer son 10 dakikada yeni bir alım gelmediği takdirde. Ticaret açığı ilk haberimiz. Ocak ayında olduğu gibi Şubat ayında da Türkiye'nin dış ticaret açığı çok yüksek boyutlarda. Hani patladı demeyelim ama gerçekten çok yukarı seviyelere doğru taşındı. 12.8 milyar dolar bir aylık dış ticaret açığımız. 2 aylık dış ticaret açığımız Ocak-Şubat 26 milyar dolar. İhracat artıyor, ithalat çok daha hızlı artıyor. İhracattaki artış ithalatın çok gerisinde kaldığı için maalesef tablo böyle çıkıyor. Ve Ocak ayında, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %6.4 gerçekleşti ve 18.7 milyar dolar ithalatsa 30.7 milyar dolar oldu. İkinci haberimiz kur korumalı mevduatla ilgili. Kur korumalı mevduatta faiz üst sınırı kaldırıldı. Bundan böyle bankalar istedikleri gibi, istedikleri mudilerine, istedikleri faizi verebilecekler. Elbette sınır var ancak bu sınırın her zaman aşılma riski var. Çünkü her banka diğerine göre kendine yeni bir pozisyon ayarlayacak. Bu da çılgın bir faiz yarışına yol açabilir. Fitch, seçim sonrası Türkiye'deki en büyük sorun finansal istikrardan ziyade daha çok kuru yönetmek olduğunu söylüyor. Eğer kuru yönetebilirlerse Türkiye bu badireyi atlatabilir. 14 Mayıs'tan sonra ortaya çıkacak duruma göre siyasi iktidar değişse de değişmese de en önemli sorunun bu olduğunu söylüyor. Euro bölgesi çekirdek enflasyonu adeta çok yüksek bir hızla gidiyor yukarı doğru. Bugün açıklanan Euro bölgesi Mart ayı enflasyonu %0.9, yıllık bazda da %6.9 oldu. Fakat burada endişe verici olan çekirdek enflasyon. Çekirdek enflasyon bildiğiniz gibi gıda ve enerji hariç enflasyona diyoruz. %5.7 Avrupa için tedirginlik verici bir rakam. Ve son haberimiz altından. Altında son 32 ayın en büyük aylık primi geliyor. Altın hızlı adımlarda. Son birkaç günde inişli çıkışlı seyir göstermiş olsa da son bir ayın tamamında %16'lık bir kazanca doğru yol alıyor.
Borsa İstanbul günü maalesef düşüşle kapattı haftanın son günü. 4812 puanda, 4900'ü bile yakalayamadı bugün. Dolayısıyla son saatlerde satışlar devam etti. 1.70'lik bir değer kaybı var. BIST 50 endeksinde 4322 puandayız. Orada da 1.70'lik değer kaybı var. Yine aynı BIST 100 endeksinde olduğu gibi. BIST 30'da bir miktar daha yüksek kayıp var. 5294 puanda ve 1.72'lik kayıp da orada var. Borsa İstanbul'u bu hafta için tarif etmek gerekirse bir ileri bir geri, bir ileri bir geri yaparak gitti. İki ileri bir geri demiyoruz. O mehter marşı oluyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bir ileri bir geri. Acaba Borsa İstanbul neden istikrarlı bir şekilde yukarı doğru çıkamıyor? Ya da aşağı doğru inecekse aşağıda seviyeler nedir diye düşünmemiz lazım. Bütün bunları elbette yatırımcılar açısından konuşacağız. Ve Serdar Paz'ı şu anda Skype hattımızda, Thrive Yatırım Araştırma Direktörü Serdar Paz'ı. Serdar hoş geldin. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Nasıl görüyorsun bu borsayı? Şöyle bir haftanın tamamı itibariyle uzun, kapsamlı, derin, hacimli bir değerlendirme istiyoruz sizden. Tabii bugünkü kapanış rakamını da birlikte yorumlayarak. Evet, muhakkak yani hacimlerin oldukça azaldığını söyleyebilirim. Dolayısıyla derin hacimli belki yorumlamak giderek zorlaşıyor. Çünkü biz aslında deprem felaketi öncesinde 100 milyarın üzerinde işlem hacimlerine alışmışken şimdi onun neredeyse yarısı, üçte biri kadar hacimlerle günü tamamlıyoruz. Borsa İstanbul'a olan ilginin tabii ki azalması üzerinde yabancı yatırımcının ilgisinin azalmasının bir payı var. Yerli yatırımcının özellikle kısa zamanda gelen 4 milyon 300 bin artık yatırımcıdan söz ediyoruz Borsa İstanbul'da. Bu yatırımcıların aradığını belki bulamaması, halka arzlarda vesaire nispeten daha sınırlı getirile edilebilmesi ile beraber bir miktar geri çekilmeler var o tarafta da. Dolayısıyla aslında şu an denklem şuraya oturmuş durumda. 1 milyon yeni yatırımcı ile beraber Borsa İstanbul 4 milyon 300 bin yatırımcı seçimden öncesinde artık önemli bir yekün oluşturuyor. Yani Türk hane halkının bakıldığında yatırımlarının %12'si 13'ü dolaylı ya da dolaysız olarak Borsa İstanbul'da. Dolayısıyla bu insanların mal varlığının belirli ölçüde korunması adına seviyeler önemli. Yani çok fazla geri gelmesi Borsa İstanbul'un arzu edildiğini düşünmüyorum. Bu aynı dolar kurunda nasıl son 4 ayda artık böyle yönetilen, yönlendirilen bir piyasa gibi hep %0.5, %1'lik hareketler dahilinde takip ediyoruz. Ona benzer bir durum Borsa İstanbul'da da var. Yani varlık fonu işte kamu üzerinden, çeşitli borsa yatırım fonları üzerinden bir şekilde endeksi dengede tutar beklentisi var. Diğer taraftan da yabancı yatırımcının zaten azalmış olan yani %28 saklama payına yani son 15-20 yılın en düşük seviyesine geldi ve buradan dahi 3 haftadır üst üste yaptığı satışlar var ve kurumsal yatırımcının olmadığı ortamda da haberlere daha volatil, daha ufak belki kurumsal yatırımcının yoğun olarak mevcut bulunabildiği bir ortamda ufak hareketlerle atılabilecek döngünün bir artan momentumla çok daha sert satış da realize edildiğini görüyoruz. Borsa İstanbul bir 5000'in üzerine atağı realize edemedi. Bu da negatif. 4750 desteğine yakın bir kapanış yaptık. Orası da aşağı indi zorlanırsa 4500'ler işte deprem felaketinin hemen öncesinde ve sonrasında test edilen seviyelere doğru geri çekilme devam edebilir gibi gözüküyor. Yani açıkçası bugünün başlangıcında ben biraz daha umutluydum. Yani yılın ilk çeyreği tamamlanıyor. En azından TL varlıklar biraz daha iyi noktalarda tamamlamaya gayret edebilir diye düşünüyordum. Yani bunun olmadığını görmek de haftalık, aylık ve yılın ilk çeyreğinin kapanışı anlamında hani biraz daha 5000 altının kalıcı olduğuna doğru beni ikna etti diyebilirim. Evet. Şimdi ilk çeyrek itibariyle borsanın performansına bakalım. İlk çeyrek itibariyle belki de pandemiden bu yana, 2020'den bu yana en kötü birinci çeyrek kapanışını yapıyoruz bugün itibariyle. Bir defa bu elimizde bir veri olarak duruyor. Bir başka veri daha var, o da küresel borsalar arasında da yine performansımız böyle çok yüz güldürücü değil, hatta iç burkucu bir miktar. Çünkü küresel borsalarda da örneğin işte dünyanın en fazla kaybettiren 3 borsası arasındayız. 3. sıradayız, sondan 3. Bizden önce işte Kenya borsası gibi borsalar var. Dolayısıyla o tür ülkelerle zaten kıyaslamıyoruz kendimizi. Neden bu kadar çok düşük bir performans sergiliyor? Yani aradan geçen yani Ocak ayını mesela çok başarılı geçirdiğimizi söyleyebilir miyiz? Hani Şubat'ta tamam deprem oldu evet. Dolayısıyla pek çok göstergenin
kendini gerçekleştirmesi mümkün olmadı ama Şubat ve Mart için bunu söyleyebiliriz. Ortada bir gerekçe var. Ama Ocak ayında mesela çok yüksek bir performans gerçekleştirebildi mi size göre o açıdan baktığınızda? Yani şimdi tabii ekonomide bazı dengeler var. Yani ve biz bunları uzun zamandan bu yana göz ardı ediyoruz. Dolayısıyla bu göz ardı ediliminin bir yansıması olarak ben borsadaki performansı görüyorum. Yani yatırımlar daha cazip hale gelsin diye faizleri düşürme peşindeyiz. Ama ekonomik modellerde her zaman yatırımla tasarruf kol koladır. Yani siz yatırımları yapabilmek için belirli tasarrufa ihtiyaç duyarsınız. O tasarrufu da özendirmek adına faizlerin makul bir seviyede olması gerekir. Yani enflasyon karşısında çok fazla ezdirmemeniz gerekir. Şimdi geçen sene enflasyon 70'lere 80'lere geldiği ortamda mevduat faizleri 10-15'lerdeyken o zaman yatırımcıların elinde başka seçenek pek fazla kalmıyordu. Ben en azından gideyim, çok basit söylüyorum, bir gıda perakende şirketine yatırım yapayım. Her markete gittiğimde aldığım ürünü farklı fiyattan alıyorum. Bari o şirketin karına ben de ortak olayım. Belki paramın alım gücünü koruyabilirim diye. Ya da tahvil faizine yatırım yapmaktansa böyle bir borsaya yatırım yapmak daha cazip hale geldi diye. Yani enflasyon rallisi. Yoksa hani Türkiye ekonomisinde bir inanılmaz büyüme gerçekleşti de yabancı yatırımcının Türkiye'ye bakışı inanılmaz arttı da TL yatırımları arttı, dolar getirip buraya bozuyorlar, döviz bozuyorlar. O şekilde değil. Yani enflasyon ile diğer sermaye piyasası araçlarına o kadar açıldı ki yatırımcılar ister istemez borsaya yönelmek durumunda kaldı. Şimdi bu makas ne kadar daralırsa o kadar borsanın aleyhine. Yani bu kur korumalı mevduat konusunda muhtemelen konuşuyor olacağız. Hani orası da aradaki makasın daraldığı ölçüde şimdi artık aylık mevduatlar 25'ler 30'lara geldi. Ve geçen sene yatırımcının elde edebildiğinin bu neredeyse iki katı. Şimdi kur korumalı mevduat tarafında da hani faizler buraya yakın sarsa o zaman ben ana para riski olan aslında yani tabii Borsa İstanbul orta uzun vadeli hep önerdiğimiz çok ucuz olan şirketlerle beraber başka tarafta kazanamayacağınız ölçüde yatırımlarınızı bir reel getiri elde edebileceğiniz mecra ama diğer taraftan da bunun bir fırsat maliyeti var. Fırsat maliyeti de nedir? Faizdir, tahvildir, kuru korumalı mevduattır. Bu taraftaki cazibe arttığı zaman, sınırlar ortadan kalktığı zaman borsanın cazibesi ister istemez azalıyor. O yüzden topyekun değerlendirdiğimde ben enflasyonla diğer araçlar arasındaki fark ne kadar fazla olursa borsaya o kadar teveccüh. Çünkü Borsa İstanbul'da yabancı saklama payı 28'lere geldi ve bu birkaç sene öncesinde bundan yani Ray Brunson krizi vesaire döneminde %66-67'lerdeydi. Yani %40 yabancı burada Borsa İstanbul'daki payını kurumsal yatırımcıya, varlık fonuna, bireysel yatırımcıya devretti aslında. O yüzden yani bu bütüncül bakış açısıyla değerlendirirsek Borsa İstanbul'daki hareketin büyük ölçüde faizle duyarlı olduğunu ve enflasyon faiz makasının daralmasıyla borsanın cazibesinin azaldığını, seçim öncesi risklerin de çok fazla alınmak istenmemesiyle beraber görebiliriz diye düşünüyorum. Peki, borsadan çıkan para acaba daha çok nereleri tercih ediyor bu ay itibariyle sizin görüşünüze göre? Şimdi bu kuru korumalı mevduat tarafındaki getirilen hamlelerin de ben biraz seçimler öncesi fiziki döviz talebi ya da işte görüyoruz kapalı çarşı ile bankalar arası piyasa arasındaki makas işte birkaç tane farklı kur var şu an ve hani bunun belki olması normal gibi şu an itibariyle addediliyor ekonomi yönetimi tarafından. İşte yani kapalı çarşı ya da fiziki dövize ulaşabileceğiniz yerlerde farklı bir döviz kurunun olması ya da işte ihracatçı şirketlerin döviz fazlası olan başka kur, döviz eksiği olan başka kur ya da işte şirketlerin döviz alımlarına getirilen limitler vesaire. O yüzden hani bu farklı kurların olması fiziki döviz talebini cazip hale getiriyor. Kur korumalı mevduat tarafından atılan adım da o talebi çok canlandırmamak. Hani biz size zaten makul bir TL faiz ile kurda bir hareket olursa onu da mukayese etme yani kompanse etme size hakkını tanıyoruz gibi bir seçenek sunuyor. Dolayısıyla kur tarafında hafif yukarı yönde hareketin daha ivme kazanmaması adına atılmış bir hamle olarak değerlendiriyorum. Yani hem kur korumalı mevduattaki üst limitin kaldırılması hem şirketlere aylık kur korumalı mevduat kısa vadeli getirilmesi daha fazla para dövize yönelmesin altın döviz tarafında dövize endeksli tarafta çok bir talep oluşmasın diye atılmış adımlar olarak değerlendiriyorum ve yani kur tarafına olan tabii yatırımı büyük ölçüde hani borsadan çıkan yatırımlar tarafından da ya da işte konut ya da arsa arazi satmış oradaki karını realize etmiş yatırımcılar tarafından da hani daha ziyade ana paramı koruyayım ya da alım gücünü muhafaza edeyim diye altına kur tarafına olan yatırımlardan oluştuğunu görüyoruz. Peki biraz kur konuşalım. Kurda da çünkü kritik bir noktaya doğru gidiyoruz. Yani 19'u gördü ve 19'un yukarısına doğru taşımaya çalışıyor. Bugün 19-18, 19-19'u gördü. Tabii serbest piyasada hiç söylemiyorum. Orada çok farklı bir tablo var. Aradaki spread giderek açılıyor. Nasıl bir şey görüyorsunuz? Mesela
örneğin kısa vadede, örneğin 14 Mayıs'a kadar kurda herhangi bir üst seviye gösterebilecek durumda mısınız? Analizler ne diyor? Bir de aşağıda neresi olabilir? Yani aşağıyı çok fazla beklemiyoruz belki ama yine de ihtiyatlı bakarak aşağının da olabileceğini düşünmemiz gerekebilir. Çünkü olağanüstü bir durum olabilir ve her şeyi tersine çevirebilir. Yani daha olumlu parametrelere dönüş yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, siz konuşurken ben de bir dolar kuruna göz ucuyla baktım. Çünkü 3 ay, 4 ay neredeyse kabaca yerinde sayan kurun işte tabii, şimdi artık biraz kıpırdanmaya başladığını görüyoruz. Tabii hani bunun üzerinde etkili olan faktörler işte kamunun, Merkez Bankası'nın dolaylı olarak müdahaleleri, yani yönetilen, yönlendirilen bir piyasa haline geldi. Çünkü normalde yine ekonomide alışık olduğumuz, belki tüm dünyada geçerli olan bir kural var. Yani enflasyon nedir? Paranın içerideki değer kaybıdır. Bir de devalüasyon ya da kur hareketi, bu da paranın dışarıdaki diğer para birimlerine göre değer kaybıdır. Bunların kol kola gidiyor olması lazım. Yani bunların arasında çok büyük makaslar oluşmuyor olması lazım. Bu makaslar oluşursa da piyasa bunu bir noktada tekrardan realize eder, arbitrajlar ortaya çıkar vesaire. Ama şimdi oluşturulmaya çalışılan durum, enflasyona bir ek baskı gelmesin. Yani seçimlerden önce enflasyon makul bir seviyeye çekilsin. İşte 20'ler, 30'lar vesaire telaffuz ediliyordu ama 40'ların, 50'lerin pek altına gelemeyeceğimiz ortaya çıkmış durumda maalesef. Deprem felaketinin de buna katkısı var. Ama o daha fazla enflasyona dönüşmesin diye kur belirli bir seviyede tutulmaya çalışılıyor. Ve işte Merkez Bankası'nın piyasadaki oyuncularla, bankalarla, oradaki dealerlarla, para yöneten insanlarla gün içerisinde defaten, yani siz bir döviz almak istediğiniz zaman bunu neden alıyorsunuz, bunu almanız gerekti mi, bunu şimdi mi almalısınız vesaire gibi sorulara muhatap olduğunu görüyoruz. O yüzden seçimlere kadar, hani seçimler birinci turda biter ya da ikinci turda devam eder, yani o zaman diliminin sonuna kadar, Mayıs ayının ilk yarısı ya da sonuna kadar kurdaki mevcut döngünün devam edeceğini, yani sınırlı yukarı yönde hareketlere müsaade edilebileceğini, yani 19.30, 19.50 gibi çok sınırlı hareketler olabileceğini, ama ondan sonra işte Bank of America'nın yaptığı analiz var, ihracatçıların bakıldığı zaman bakanlıktan talepleri var. Hani onlar böyle 24 ile 25 civarı bir kurun şu an adil değer olduğuna işaret ediyor. Bu tabii adil değer rakamı çok izafi bir kavram. Mesela Euro dolarda adil değer işte 1.07'ler, 1.10'lar bandında gidip gelir ama işte Euro dolar paritesi 0.85'e de gitti, işte 1.60'lara da gitti. Yani her zaman adil değer olması gereken ya da piyasada olan değer değildir ama şu an itibariyle TL'nin özellikle üretici fiyat endeksi bazlı efektif kura bastığınız zaman son 5-10 senenin en değerli yerinde olduğunu çok net biçimde söyleyebilirim. Evet. Bank of America'nın raporunu dün yayında da bir miktar tartıştık son seansta. Dündar Murat Demiröz ve Hakkı Öztürk'le birlikte. Şimdi oradaki asıl üzerinde yani çok durmamız gereken konulardan bir tanesi de şu, siz de işaret ettiniz zaten. 14 Mayıs'tan sonra siyasi iktidar değişse de, değişmese de, yani mevcut siyasi iktidar devam etse de, etmese de, her iki şekilde kurda çok ciddi bir hareket olabileceğini öngörüyor. Ve bu hareketin nereye doğru gidebileceğini tahmin etmek zor. Gerçi Bank of America'nın raporuna bakarsak işte 22'ler, 23'ler telaffuz ediliyor. Bu durumda mesela Merkez Bankası'nın bu 14 Mayıs'tan hemen sonra, seçim sonuçları açıklandıktan sonra, mazbatalar alınıncaya kadar, orada bir haftalık bir süreç var, bir de itiraza var. Dolayısıyla 10 günlük süreç içinde Merkez Bankası'nın böyle deyim yerindeyse tam uyanık ve teyakkuz halinde olması gereken bir dönem. Nasıl bir hal çaresi düşünmeli ki kuru çok fazla yukarıya doğru taşımasın? Tabii yani olması gereken yere hani müdahalelerle engelleyebilirsiniz ama bir yerden sonra piyasa o düzeltmeyi yapar. Ve hani kur konusu o kadar uzun süre dengeden uzak kalabiliyor ki, yani gerçekten demin de söylemeye çalıştım ki, yani adil değer hani bir ekonometrik modelle hesaplayabiliyorsunuz. İşte dünyada farklı yöntemler var. Satın alma paritesine göre, işte yok hamburger endeksine göre, işte aynı ürün sepetini hangi ülkede hangi fiyata doldurabiliyorsuna göre, işte bir ülkenin dış ticaret yaptığı partnerleriyle enflasyon farkına göre nerede, işte bizim reel efektif kur endeksinin hesaplanma metodolojisinden bahsediyorum, farklı şekilde hesaplanabilir. O yüzden yani benim de çok analizlerine güvendiğim, saygı duyduğum, mesela işte Fatih Özatay gibi, Hakan Kara gibi ekonomistler hani kurda böyle çok yukarı yönde bir hareketin kesin olmayabileceğini, yabancı yatırımcının artan ilgisiyle kurun mevcut seviyeleri yakın bir yerde dengelenebileceğinden de bahsediyorlar. Ama diğer taraftan da şunu ön planda tutmak gerekiyor. Yani Türkiye'de enflasyon o kadar uzun zamandan beri yukarılarda kalmaya devam ediyor ki, yani yüksek çiftaneler vesaireden bahsetmiyorum. Yani dünyada enflasyonda ilk 3-5 ülkeyi saysak, özellikle yani belirli ekonomik büyüklüğe sahip, işte Afrika'daki ülkeleri vesaire hariç bırakıyorum, İşte Arjantin'le Türkiye gelir ve bu
fiyat aktarım mekanizmasındaki bozulmanın çok yakın bir zamanda toparlanma, düzelme ihtimali de oldukça limitli. Yani popülist politikalar devam ettikçe iyiden iyiye insanlar bu fiyatlama mekanizması hep devam edecekmiş gibi. Yani ben bir satıcıyım, malımı sattığım zaman aramalı ithal edeceğim. Onu zaten aynı fiyata alamayacağım ki. Zaten daha yüksek fiyata da artık benden mal alan alışmış durumda diye böyle sürekli her döngüde %5, %10 bir fiyatlarda zincirleme reaksiyon şeklinde aktarım mekanizmasının iyice bozulduğu bir döngüdeyiz. O yüzden bizim enflasyondan kurtulmamızın bu kadar zor olduğu bir yerde TL'nin değerinin de diğer para birimlerine görece toparlanması, değerlenmesinin ben zor olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yani afaki değerler olabilir. Yani 24-25 ise mesela bunun adil değeri, yani Buffett'ın yaptığı analizi doğru kabul edelim. Belki bir 28-30'lara overshoot eder, ondan sonra aynı yere gelir. Ya da yabancı yatırımcının çok müdahil olmasıyla, TL varlıklara teveccüh göstermesiyle oralara kadar gitmeden mevcut seviyelerde belki daha aşağıda denge bulabilir. Ama bana daha akla yakın gelen senaryo, yani uzun süreden baskılanmış bir kurdan yabancı yatırımcının gelip buraya dövizini bozup TL varlıklara çok fazla yatırım yapmayı tercih etmeyeceği noktasında. Dolayısıyla belirli bir süre kurun serbest hareketine dışarıdan gözlemleyip müdahale etleyip ondan sonra oluşacak dengede bu TL varlıklara gireceklerini, pozisyon alacaklarını tahmin ediyorum. Peki, biraz altına değineceğiz. Altında son 32 ayın en yüksek primini görüyoruz. Yani Mart ayı itibariyle %13'lük. Altın fiyatlarının yani ons bazında yukarı doğru gidişi sürecek mi? Tekrar biz 2000'li rakamları, dolarları görecek miyiz? Bir de tabii beraberinde bir gram altın değerlendirmesi yaparsanız onunla paralel olarak. Evet, gene göz ucuyla altına bakmak durumundayım. Çünkü hakikaten hani biz belki konuşurken bile 2000'i geçmiş olabilir. Şu an 1977 civarında, evet. Ve maksimum 1987 görmüş. Yani 2000 seviyesine oldukça yakınız. 2000 tabii psikolojik eşik olarak da önemli. Yani oradan sonra 2070 bu Ukrayna-Rusya savaşında gördüğü tepe seviye ve tarihi zirvesi var daha önce gördüğü 2075. Oralara kadar çok arada bir şey yok. Şimdi Fed'in faiz arttırımları sonlandı dediğimiz noktada artık altının gerçek hareketinin ben başlayacağını düşünüyorum. Çünkü altını da burada da çeşitli ekonometrik modeller yapmak mümkün. Ama enflasyonu gerçek anlamda yansıtması adına 2300-2400 arası bir noktaya gelmesinin, yani adil değerinin orası olduğunu düşünüyorum. Burada tabii yani farklı varsayımlarla farklı seviyelere de ulaşılabilir. İşte altın için 3000-5000 vesaire gibi afaki değerler zikredenler de var. Ama ben hani belirli enflasyon farkını, işte faiz alternatifini, alternatif maliyeti vesaire üst üste koyduğum zaman 2300-2400 arası bir değer buluyorum. Bu da spot piyasaya göre %15-%20 bir getiri potansiyelini işaret ediyor. Hani bu Fed'in faiz artırımının sonlandığı, artık ben tahvil tarafında Amerikan hazine tahvillerinde vesaire bir çok fazla getiri bulamıyorum. Dolayısıyla enflasyona karşı kendimi hedge etmek için, servetimi korumak için altına yönelmeliyim dürtüsünü biraz daha canlandıracaktır diye düşünüyorum. Gümüşte de 24 ve üzerine doğru bir denge oluşum var haftanın kapanışına doğru. Orada da yani 25, 27,5 ve 30 gibi, yani bunlar birbirinden %10 farklı seviyeler, söylediğimin farkındayım. Daha hızlanabilecek, momentum kazanabilecek bir yükselişin başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Bir de Avrupa Euro bölgesinin enflasyonu geldi bugün. Enflasyon çok yüksek, özellikle çekirdek çok yüksek. Aylık bazda 0.9, yıllık bazda 6.4, çekirdek 5.7. Dolayısıyla çekirdek enflasyon şu anda Avrupa'yı ciddi anlamda kaygılandırıyor. Avrupa'nın kaygılanması ne demek? Bizim en büyük pazarımız, ihraç pazarımız, %50'ye yakın ihraç pazarımız olduğunu bildiğimiz için. Bu bizde de elbette ister istemez zaten mevcut olan gerilimi ya da mevcut olan stresimizi bir miktar daha artırıyor diye düşünüyorum. Zaten ihracatta gelen rakamlara da baktığımızda dış ticaret açığındaki bu büyük patlamaların arka arkaya gelmesi, 2 ay üst üste işte toplamda 26 milyar dolar. Dolayısıyla biz yılı çok kötü geçirebiliriz eğer Avrupa Birliği böyle devam ederse. Çünkü enflasyonla mücadele için muhtemelen bir şekilde frene basacaklar. Yani tüketimin frenine basmak zorunda kalacaklar. Nasıl görüyorsunuz enflasyonun Avrupa'da kalıcı bir yükseliş içinde olacağını düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle, tabii ki Avrupa çok daha geç yola çıktı Amerika'ya göre. Amerika belirli bir seviyeye geldi işte. %5'lere yakınlaştı, bir daha faiz arttırmasa bile enflasyonu orta vadeli kontrol edilebileceğine inanılıyor en azından. Ama Avrupa çok geç başladı ve işte Avrupa'nın tabii yumuşak karınları var. İşte İtalya gibi, İspanya gibi vesaire. Orada faiz arttırımları daha sancılı. Yani sırf iş Almanya'nın, Avusturya'nın, Hollanda'nın elinde olsa
Onlar da şimdiye kadar FED'e yakın sayan bir patikada giderlerdi. Ama diğer tarafta da o güney ülkelerin bütçe dengesini bir şekilde gözetmek var. O yüzden Euro-Dolar da Avrupa'da kuvvetli gelen enflasyonun ECB faiz artırımlarını beklentilerini destekleyebileceği ve 1.10'a doğru bir hareket yaratabileceğini düşünüyorum. Tabii paritenin yukarı gelmesi, yani Avrupa'da enflasyon olması da bizim çok isteyeceğimiz bir şey değil. Ama paritenin yukarı gelmesi, işte Türkiye gibi Avrupa'ya ağırlıklı olarak ihracat yapan ve Euro cinsi geliri olup aramalı ithalatını daha ziyade Çin'den uzak doğudan dolar cinsi yapan ve enerjiyi de dolar ile ithal etmek durumunda olan bir ülke için, yani bizim ülkemiz için nispeten elverişli, efenişer diyebileceğimiz bir ortam oluşturuyor. Ve hani dolar TL yerinde sayarken Euro TL'nin bir miktar yukarı gitmesi ihracatçı şirketleri en azından biraz olsun destekler diye düşünüyorum. Peki, son olarak kur korumalı mevduatla ilgili meseleyi konuşalım. Orada faizler artık yukarı doğru gidecek. Yani bir faiz yarışı başlayacak. Bankalar zaten çok tercih ettikleri işte yüksek montanlı mevduat yatıran mudilerine özel faizler uygulayacaklar. Ve bu büyük ve çılgın bir yarışa doğru gidebilir diye düşünüyorum. Bu da tabii bankacılık sistemi bakımından yeni stres testleri yapılmasını gerektirir kanaatindeyim. Sizin yaklaşımınız nedir? 4-5 dakika kadar vaktimiz var. Buyurun. Evet. Şimdi bir kur korumalı mevduatın üst sınırın kaldırılması, yani aylık mevduat faizinde 25-30'lar varken hatta bazı küçük ölçekli bankaların hani bu 30 sınırını, bariyerini yukarı yönde zorladığını, biraz daha üstünde faizler tabii montana göre, müşteri dağılımına göre, hedeflere göre zikredildiğini duyuyoruz. Dolayısıyla yukarı yönde bir hani baskı var gerçekten. Çünkü artık siz işte birkaç aylık mevduat yaptığınız zaman seçim sonrası bir dönem, kurda ne olur bilmiyorsunuz vesaire. Onu kompanse etmek adına biraz daha yüksek getiriler yatırımcılar tarafından talep ediliyor. Bankaların bir de diğer taraftan şöyle bir açmazı var. Kendilerine getirilmiş belirli bir mevduat tabanı içerisinde TL mevduatın payı şu kadar olması lazım diye bir zorunluluk var. Eğer o zorunluluğu, o yükümlülüğü yerine getiremezlerse çok ciddi cezalar ödemek ya da farklı komisyonlar Merkez Bankası'na ödemek, zorunlu karşılık tarafında bir takım imtiyazlardan mahrum kalmak gibi çok hoş olmayan karlılıklar üzerinde baskı yaratabilecek durumlar var. O yüzden mümkün mertebe TL mevduatta mevcut pastayı en azından korumak adına faizlerin yukarı geldiği bir döngüdeyiz. Şimdi kur korumalı mevduatın da muhtemelen maliyetinin oralara doğru yakınsayacak olması, yani 20'li seviyeler, 25'lere doğru kur korumalı mevduatın gelecek olması bankaların kaynak maliyetini arttırıyor. Bankalar zaten krediyi plase ederken işte Merkez Bankası'nın fonlama faizinin %40 fazlasıysa şu kadar, %40 fazlasından daha yukarıda bir faiz eğer sen kredide işletmek istiyorsan o zaman gidip bir de 5 yıllık 10 yıllık devlet tahvili alman lazım. Onun zaten getirisi çok düşük vesaire gibi çok kendileri için elverişli olmayan bir döngünün içindeler. Bu kaynak maliyetini yukarı çektiği için, yani banka kur korumalı mevduatı %15'te mesela topluyordu. Üstünde eğer bir kur hareketinden kaynaklı getiri farkı olursa bunu hazine ya da Merkez Bankası karşılıyordu. Bu bankanın kaynak maliyetini belirli bir seviyede tutmasına neden oluyordu ve karlılığını destekliyordu açıkçası. Ama şimdi bu avantajı yavaş yavaş ortadan kalkıyor. O yüzden ilk çeyreğin bankalar için çok iyi olmadığını biliyoruz. BDDK rakamları son 11 ayın en düşük rakamını işaret ediyor aylık bazda karlılık olarak. Yani ikinci çeyrekte de bu daralan, hatta bazı bankalar için negatife geçen faiz spreadinin, yani bankanın kaynak maliyeti ile krediyi plase ettiği faizin arasındaki farkın negatife geçti. Yani bankanın zararını neredeyse işlem yaptığı bir döngünün içindeyiz. Bu da banka karlılıklarını negatif etkileyecektir. Ve kur korumalı mevduatın daha cazip hale gelmesi son haftalarda gördüğümüz gibi oraya olan girişlerin artmasına neden oluyor. İşte 80-90 milyar dolar arası bir rakamdan söz ediyoruz ama kur korumalı mevduattan çıkış olası stratejisi de giderek daha zor hale geliyor. Hani bunu da görmek, bir sistemik risk olarak bir noktada değerlendirmek, ölçmek gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Serdar, çok teşekkürler. Çok iyi özetlemeler yaptın. Sana iyi bir hafta sonu diliyoruz. Şimdi çok kısa bir ara.
şimdi hem bankacılık piyasasını hem makro piyasaları, makro bankacılık piyasalarını konuşacağız. Daha makro düzeyde meselelere bakacağız. Şu anda Skype hattımızda İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Coşkun Küçüközmen var. Coşkun Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Ali Bey. Şimdi nereden başlayalım diye kur korumalı mevduatla bir başlamak istiyorum. Çünkü o üzerinde çok durulması gereken bir konu. Kur korumalı mevduatta bildiğiniz gibi faiz sınırı kaldırıldı. Bu bankalar arasında bir faiz yarışına yol açacaktır. Çok doğal. Zaten şu anda görüyoruz ki son 20 yılın en yüksek mevduat faizi oranına geldik. Üstelik de daha birinci gün, yani bundan sonraki günlerde bankaların kendi aralarında portföy kapma yarışından dolayı bu faizlerin çok daha yukarı doğru gitmesi söz konusu olacak. Kontrolsüz bir şekilde faizler yukarı doğru giderse nasıl bir tablo ortaya çıkar, ne gibi riskler yaşarız ya da bunun önlenmesi mümkün olabilir mi sizce? Teşekkür ediyorum sorunuz için. Sorunuzda önemli olan bir kelime var. Kontrolsüz bir şekilde faizlerin yukarı gitmesi söz konusu olursa ne olacak? Evet. Tabii ki Merkez Bankası'nın bir dizi müdahale mekanizmaları mevcut. Hatta buna Merkez Bankacılığı yazınında yapıcı belirsizlik adı verilen constructive ambiguity ifadesi de kullanılıyor. Yani bir şeyler olursa Merkez Bankası mutlaka bir şey yapar, durumu düzeltir. Ama Merkez Bankası'nın kendisi bizzat böyle bir duruma sebebiyet vermişse ve bunu bir amaca yönelik olarak yapıyorsa ve iş kontrolden çıkıyorsa, o zaman Merkez Bankası'nın yapmak istediği şeyin olumsuz sonuçları ciddi bir ikinci zarar yaratacak demektir ki ekonomi açısından da, bankalar açısından da, mevduat sahipleri açısından da çok kritik sonuçları olacak bunun. Zaman zaman bir takım sorunlarla karşılaşıldığında ister istemez eski defterleri karıştırıp biz buraya nereden geldik sorusunu soruyorsunuz. Ama bir yanlış yapılmış ve düğmeler yanlış iliklenmişse ve neticede yolun sonuna geldiğinizde tüm düğmeleri çözüp tekrar baştan ilikleme gibi bir lüksünüz maalesef olmuyor. Ve o süreç içerisinde ekonomi, finans piyasaları hem belirsizlik kaynaklı hem de yatırımların beklenen değeri, beklenen getiri elde edememesinden doğan bir zararla karşılaşıyor. Ama bu zarar başkaları için kar oluyor. Sıfır toplamlı oyun diye bakacak olursak. Dolayısıyla kur korumalı mevduatta bir takım sınırların açılması, iyi olan ayakta kalması, rekabete girilmesi ve bunun Merkez Bankası'nın sahaya sanki bir oyuncu gibi inerek, bir piyasa oyuncusu gibi hareket etmesi pek makul gelmiyor bana. Ben bu kadar söyleyeyim bizim Merkez Bankası ile ilgili olarak. Ama bu arada uygun görürseniz, müsaade ederseniz çok önemli bir noktaya işaret etmek istiyorum ben. Tabii. Burada IMF bugün adeta belki bugünü bir Merkez Bankaları ve Merkez Bankacılığı günü ilan etti desem mübalağa yapmış olmam. Çünkü IMF'nin Uluslararası Para Fonu'nun sitesinde Merkez Bankalarının güven inşa etmek için bağımsız olduğu kadar şeffaf olmalarını da gerektiğini söylüyor yazı ve şunu söylüyor: Merkez Bankası İsveç, dünyanın en eski Merkez Bankası, Bank of England'dan da eski, 350 yıldan daha fazla bir geçmişe sahip. 17 yıldır başkanlığını yapan Stephen Ingves geçen Aralık ayında ayrıldı. 17 yılı özellikle altını çizmek istiyorum çünkü finansal piyasalarda istikrar çok önemli bu noktada. Habire böyle başkan değiştirmek, habire bir takım yapıları değiştirmek ciddi sıkıntı ve kredibilite sorunu yaratıyor. 17 yıl başkanlık yapan Ingves geçen Aralık ayında görevden ayrıldı ve bir dergiyle, Merkez Bankası üzerine bir dergiyle röportaj yaptı ve orada şöyle bir ifade kullandı: bağımsızlık şeffaflık gerektiriyor. Evet. Bağımsızsanız insanların ne yaptığınızı anlaması çok önemlidir. Bağımsızsanız ve halka bu sizi ilgilendirmez derseniz bağımsızlık er ya da geç elinizden alınır. Yani bunu elinizden siyasi otorite de alabilir, piyasa da alabilir. Dolayısıyla IMF'nin şeffaflığı çok önemsediği, özellikle Merkez Bankası şeffaflığından bahsediyorum ben, bir döneme girdik ve burada bir gönüllülük esasına dayalı olarak bir sürü düzenlemeden bahsetti IMF. Diyor ki Merkez Bankalarının şeffaflık uygulamalarını biz baştan sona bir gözden geçirelim, bir değerlendirme yapalım, bu şeffaflıklarını ve hesap verebilirliklerini ölçmelerine yardımcı olacak unsurları ortaya koyalım. Şimdi bakın, Merkez Bankaları bağımsız ama hesap verebilir kurumlar olmalı. Yani bağımsızlık demek başına buyruk istediği şekilde hareket etmek değil. Bağımsızlık belli kararları siyasi etki, siyasi nüfuzlara popülist davranışlar olmadan almak ama bunun karşılığında hem şeffaf olmak hem de bunun hesabını vermek gerekiyor. Dolayısıyla
merkez bankalarının yasa koyucular, yatırımcılar ve hane halkları ile çok etkili bir iletişim ve bilinçli bir diyaloğu sağlaması gerekiyor. Peki bu nokta bizi nereye götürecek diye sorarsanız, gelecekteki şeffaflık çalışmaları kesinlikle IMF'nin tüm üyelerine açık olacak. Bizim Merkez Bankası da katılacak bunlara. Farklı merkez bankalarının personelleri arasında muadillerin birbirleriyle etkileşimini ve öğrenmesini kolaylaştırmak için belge bilgiye dayalı bir şeffaflık uygulama havuzu oluşturulacak ve bu yeni araç merkez bankalarına olan güvenin yanı sıra giderek karmaşık hale gelen dünyada merkez bankalarının güvenilir olmalarını ve etkilerini güçlendirmeye yardımcı olacak. Yani neticede konu şu, parayla uğraşıyorsunuz, paranın bir numaralı otoritesi sizsiniz. O zaman siz daha etkili ve müşteri odaklı, karşı taraf ya da paydaş odaklı iletişim sistemi kurmak zorundasınız. Şimdi en başta sorduğun soruya döndüğümüz zaman, kur korumalı mevduatta siz niçin faiz üst limitini kaldırdınız? Bu kur korumalı mevduata geçerken siz bunu ne kadarlık süre için öngörüyordunuz? Liralaşma dediğiniz süreç başarıya ulaştı mı? Bütün bunların hepsinin cevabını kamuoyu bekliyor. İşte bütün bunlara cevap verebilmek için sizin anlamlı bir çerçeve içerisinde faaliyet göstermeniz ve kamuoyunu bilgilendirmeniz gerekiyor. Netice olarak ben bu konuda bu kadarlık bir yorumla yetineyim Ali Bey. Evet, peki o zaman bu konuyu aydınlığa kavuşturduk hocam sayenizde. Biraz Çin'e bakalım. Son 6-7 dakikamız. Onu da Çin'e ayırmak istiyorum. Çin para birimi Yuan son yıllarda giderek daha fazla kullanım alanı bulmaya başladı. Yani totalde dünya evet. ticaretindeki payı %7'ye kadar geldi. Tabii bu kullanımdaki payı bir diğer ikili ticaretteki payı bakımından düşündüğümüzde bir miktar daha yüksek. Çünkü Rusya ile yapıyor, Türkiye ile yapıyor, İran ile yapıyor, pek çok ülkelerle Yuan üzerinden ticaret yapmaya başladılar. Zaten bölge ülkelerinin tamamıyla bunu yürütüyor. Bu acaba Yuan'ı ileride çok uzun bir vade içinde bir rezerv ve etkili bir para birimi haline getirmeye yeter mi? Ya da Çin'in bu konudaki arka planda neyi hedeflediğini düşünüyorsunuz? Sorunuz için teşekkür ediyorum. Öncelikle şu bilgiyi vererek başlayayım Ali Bey. Çin bugün IMF'nin üyesi ve Çin'in IMF'nin parası olan özel çekme hakları SDR olarak Special Drawing Rights içerisinde belli bir ağırlığı var. %10'un üzerinde bir ağırlığı var. Evet. Dolayısıyla Çin'in doğrudan ya da dolaylı uluslararası para sistemi üzerinde bir ağırlığı, bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak bunu ifade edeyim. Çin Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki bu büyük bir inisiyatif Çin'in tüm dünya ülkeleriyle neredeyse karşılıklı bir ticaret ve onları yeniden yapılandırma çabası içerisine girmiş bir ortamda kendi parasını bölge havza diyelim daha doğrusu parası olarak tanımlaması ve o bölgedeki ticaretin Çin parası üzerinden yapılması tabii ki Çin'in en büyük arzusu. Bunu niçin yapmak istiyor? Amerikan dolarının hegemonyasına hani ortak olması diyeceğim ama çok kolay değil bu öngörülebilir bir gelecekte ama yine de kendi parasını güçlü bir para olarak tutmak istiyor. Bunu ifade etmeliyiz. Ama diğer taraftan Çin elindeki Amerikan doları rezervleri itibariyle baktığınız zaman dünyada en fazla merkez bankaları içerisinde Amerikan doları rezervi olan bir ülke. Ama Çin şu anki politikası şu. Diyor ki gücünü sakla zamanını bekle. Ne demek bu gücünü sakla zamanını bekle? Çok fazla sert güç göstermeden evet. uygun zamanlarda yapılması gereken hamleleri yapmaya başla. Artık sihri bir diplomasi trafiğine başla. Bir Çin kendini kapattı sıfır Covid politikasıyla ama arkasından Xi Jinping devlet başkanı Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna'daki barış üzerine bir bildiri yayınladı. Savaşı sona erdirmek için yardım isteyen Avrupalı liderlerin ziyaret taleplerine olumlu yanıt verdi. Ve Çin, İran ve Suudi Arabistan'ı diplomatik ilişkileri sürdürmeye ikna ederek Orta Doğu'daki arabulucu fonksiyonunu başarıyla ifa etti. O zaman şimdi bütün bunların hepsini niçin yaptı diye sorduğunuz zaman biraz önce de ifade ettiğim gibi Kuşak ve Yol inisiyatifine tekrar hız kazandırmak istiyor. Ve bu inisiyatif birkaç trilyon dolarlık bugüne kadar yapılmış harcamaları içeren bir inisiyatif. Ve bu noktada Çin bu dünyada süper güç olarak ben varımı tekrar yüksek sesle telaffuz ediyor. Son bir parantez açayım zamanı efektif kullanmak açısından. Elon Musk Çin Başbakanı ile görüşmek istiyor. Evet. Sanırım bu görüşmede en kısa zamanda yapılacak ve bunu da önemli bir gelişme olarak kaydedelim. Zira Elon Musk'ın da bir şekilde Çin ile ve Şanghay'daki fabrikalarıyla, üretim tesisleriyle, üretim müşterileriyle yakın ilişkisi var. Ortaya ilginç bir tablo çıkıyor Ali Bey.
Bir taraftan bu iki ülke birbirine rekabet, birbiriyle rekabet halinde, bir diğerden ticaret savaşları var ama bir diğer tarafta da birbirlerine muhtaçlar. Bunu da böyle ifade etmek istedim. Evet. Peki bu ziyaretin özel olarak neye dönük olduğunu düşünüyorsunuz? Yani orada işte teknoloji şirketleri üzerindeki etkinliğini artırmak mıdır sadece? Yoksa işte biraz önce ben programın başlangıcında dile getirdim bir miktar. Bir yapay zeka karşıtı bir lobi var şu anda. Yapay zekaya karşı bir regülasyon getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun içinde Bill Gates var, Elon Musk var. Yapay zekanın bir süre sonra kontrolsüz biçimde, yani insanlığın aleyhine bazı faaliyetlerde kullanılabileceğine dair bazı öngörüler var. Ben de bunlara katılıyorum belli ölçüde. Dolayısıyla bunlara ilişkin bir temas ya da bir müzakere zemini yakalamak için de gitmiş olabilir mi acaba? Bence daha ciddi, daha yapısal ve daha uzun vadeli bir işbirliğine girmek istiyor Çin'le. Çünkü Çin bundan 4-5 sene önce yapmış olduğu bir yapay zeka konferansındaki devlet başkanı ev sahipliği yaptı ve tüm dünya devlet başkanlarını ve bakanlarını, başbakanlarını davet etti. 2030 yılında Çin yapay zekada dünya lideri olacak dedi. Çin bu konudaki çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor ve Elon Musk'ın da bu çerçevede sanırım kendi projelerini gerçekleştirmek için uygun bir ortam. Hani belki bu şekilde iki ülke arasında farklı bir bilimsel ya da teknolojik işbirliğine gidecek bir bilim elçisi rolü söz konusu olabilir. Ama işin içerisine hem kapitalizm hem farklı yönetim türleri, düzenleri girdiği zaman farklı yeni bir takım şeyleri bekleme gibi bir noktaya da geleceğiz. Sürprizlere hazır olalım diyeyim. Peki, çok teşekkürler hocam. Profesör Doktor Coşkun Küçüközmen'le konuştuk ve şimdi reklama gidiyoruz.